Cumartesi yarın. Pehlivan Efe. Dördüncü bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Nişanlısını kirletip ölümüne sebep olanları öldürdüğü için dağa çıkan ve kısa zamanda meşhur olan Kaptan Petri çetesi bir gün Yörük Ali adında genç bir pehlivanın yolunu keserler. Niyetleri Yörük Ali'nin altındaki kısrağı almaktır. Ama yarı Bulgar, yarı Türk olan çete reisi Petri, Ali'nin Türk olduğunu duyunca ona zarar vermekten vazgeçer, yemeğe davet eder. Konuşma sırasında Yörük Ali'nin pehlivan olduğunu duyan Petri, Ali'ye zengin bir ağa olan Ivan'ın oğlu Peter'le güreşmesini teklif eder. Peter'i yendiği takdirde Ali'ye 50 altın vereceğini söyler. Ali teklifi kabul eder ve bir ay sonra güreşin yapılacağı 3 kilise köyünde buluşurlar ve Yörük Ali Peter'le güreşe tutuşur. Peter Ali'den hem boyca hem de kiloca çok yüksektir. Ama buna rağmen Yörük Ali Peter'i yener. Hey! Hey! Buraya gel! Nereye gidiyorsun? Güreş bitmedi daha. Yenişemedik. Sen ne diyorsun be? Ah, güreş bitmedi. Güreşeceğiz. Niyeymiş? Birbirimizi yenmek için. Seni yendim ya. Daha nasıl yeneceğim? Ali Pehlivan. Ne var cazgır? Güreşe devam edeceksiniz. Neden devam edecekmişiz? Kaç defa güreşeceğiz ki? Peter ben yenilmedim diyor. Sübhanallah. Yenilmek daha nasıl olur? Peter yan düşmüş. Açılmadım, sırtım yere gelmedi diyor. Peki sen cazgır değil misin? Onun yenildiğini görmedin mi? Beni bu işe karıştırmayın pehlivan. Benim aklım ermez. Demek aklım ermez. Sen cazgır değil misin? Senin vazifen bu değil mi? Ya olur mu? Ben yenilmedim ya. Ne diyorsunuz? Neden kavga ediyorsunuz? Bu Peter denen adam ben yenilmedim diyor. Vay mızıkçı vay. Mitka sen anlarsın bu işlerden. Ali Peter'i yendi mi yenmedi mi? Bal gibi yendi kapten. Bunun münakaşa edilecek hiçbir yönü yok. Neden dersizlik ediyor bu teresler? Ne bileyim kaptan, bunu kendilerine sor. Hey gaspodin, nedir bu rezalet be? Ne bileyim kaptan, herhalde aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Çıkar elbet, senin oğlanın yediği naneye baksana, buna bal gibi rezalet derler. Sen oğlunun yenildiğini görmedin mi? Cevap versene be adam, ne susarsın? Ne söyleyeceğimi bilemiyorum kaptan. Vaka Peter düştü ama sırtı yere değdi mi değmedi mi onu fark edemedim. Esasen ben güreşten pek anlamam zaten. Anlarsın Gaspodin, anlarsın. Lakin işine gelmedi mi anlamam diye su koy verirsin. Yörük Ali, Peter buraya gelin. Geldik kaptan. Ne var kaptan? Ne oluyor, neden kavga ediyorsunuz be? Mesele nedir? Sizin pehlivan yendim diye güreşi bırakmak istiyor. Peki yenilmedin mi? Hayır yenilmedim. Ben yalnızca düştüm. Ne açıldım ne de sırtım yere geldi. Yenilmedi tabii, sırtı yere değmedi. Kesin sesinizi be keratalar. Size soran oldu mu? Ağzından çıkanı kulağın duysun kaptan. Biz kerata değiliz. Bize kerata diyemezsin. Keratasınız be. Hem de keratanın ta kendisisiniz. Ben kerata değilim diyen varsa çıksın karşıma. Mitka. Buyur kaptan. Dağıtın bu herifleri be. Konuşacak mıyız yoksa bunlarla mı uğraşacağız? Karşı gelen olursa beynini dağıtın. Tamam kaptan. Hadi bakalım. Herkes dağılsın. Dağılın. Şimdi konuşalım. Söyle bakalım hadi ne oldu? Ne olacak be kaptan? Ben bunu yendim. Ama o yenilmedim diyor. Mesele bu. Senin yaptığına ayıp derler Peter. Erkeklik değildir bu. Ben ne yaptım ki kaptan? Daha ne yapacaksın ki? Bal gibi yenilmişsin. Hayır yenilmedim. Hem de adam akıllı yenildin. Bunu sen de pekala biliyorsun. Sonra bizim Mitka'da güreşten iyice anla. O katliyen yalan söylemez. O da senin yenildiğini söyler. Hayır. Hayır bunu kabul etmem kaptan. Ben yenilmiş değilim. Yenilseydim bunu söylerdim. Ama sizin pehlivanınız benim düşmemi fırsat bilerek böyle bir iddiaya kalkışıyor. Niye? Niye olacak? Yenilmekten kurtulmak için tabii. Kaptan, bu herif fazla ileri gitmeye başladı.
Ben kimseden korkmam. Sen sus Ali. Hayır, susmayacağım. Elbet benim de bir söyleyeceğim var. Sonra söylersin. Hayır, şimdi söyleyeceğim kaptan. Ben bu Bulgarlar gibi yalan dolan nedir bilmem. Ve her zaman da Allah'ın izniyle kendime güvenirim. Madem ki yenilmedim diyor, kabul. Fazla lafa lüzum yok. Çıksın ortaya, bir daha güreş tutar. Ali ne güzel yenmişti Peter'i. Keşke ikinci kez güreşmesine izin vermeseydin. Üzülme be kaptan. Yörük Ali onu yine yener. Yener mi dersin be Mütka? Hı hı. Baksana dev gibi herif. Bizim Ali yanında çocuk gibi kalıyor. Mesele okkada ve boyda değil kaptan. Eyvah. Peter elense çekip duruyor. Ali yere düşmezse iyi. Vay dobra pehlivan! Hey aslanım be! Gördün mü kaptan? Bizimki Peter'e nasıl elense çekti. O koca dev Peter dize gelip sol tarafa yıkıldı. Ama Peter ayağa kalkıyor. Vay dobra! Aferin yürük! Yine elense çekti. Görüyor musun kaptan? Peter bu sefer de sağa düştü. Bak! Devamlı elense çekerek bir sağa bir sola fırlatıp atıyor Peter'i. Bak şimdi de tek dalıp Peter'in bacağını kaptı. Ama Peter de boyunduruğu vurdu. Eyvah, bizim oğlanın işi sonra girdi Mitka. Bak Peter öyle sıkıyor ki Ali'nin yüzü kıpkırmızı oldu. Bu kötü oldu be kaptan. Peter ayağını kaptırdı ya, düşmemek için Ali'nin boynunu sıkıyor. Bizim oğlan boğulmazsa iyi. Hadi Peter sık boğazını, boğ şu türkü. Durma boğ, gebert, acıma. Hadi oğlum göster ona Bulgar kuvvetinin ne demek olduğunu. Canım Mitka, yörük Ali gitti gidiyor. Baksana kıpkırmızı oldu. Bu hayvan boğacak çocuğu. Bir şeyler yapmamız lazım. Git ayır şunları. Olmaz kaptan, biz karışamayız. Peter Ali pes edinceye kadar boyunduruğu çözmez. Hep anlaşmaları var, pomak güreşi yapıyorlar. Ne berbat güreşmiş be. Bizim Ali'nin hali fena. Vay canına. Şuraya bak kaptan. Ali yere çökerek boyunturup da kurtuldu. Ama şimdi de Peter üstüne çullandı. Ağır vücut mümkünü yok. Ali Peter'i sırtından atamaz. Hadi Peter yen artık şu türkü. Hadi tuşa getir. Eyvah. Peter Ali'yi aşırmaya çalışıyor. Aşırırsa bizimkinin sırtı yere değer. Aferin be Ali. Gördün mü kaptan? Ali Peter'in oyununu bozdu. Ayağa kalktı. Peter şimdi yerde. O bile Ali'nin altından nasıl sıyrılıp da ayağa kalktığını anlayamadı. Aslan Ali! Hadi aslanım yük yere şu hayvanı. Hey Mitka, bu deli olan ne yapıyor be? Peter'i kucakladı. Kucağına almaya çalışıyor. Delirdi mi bu be? Kaçokka çeker o Peter. Nasıl kucağına alabilir? Ama alıyor be kaptan. İşte gördün mü bak. O koca vücudu nasıl kaldırdı? Olamaz. Gözlerimle görsem inanmam buna. Vay canına. Hem kaldırdı hem de taşıyor. Harika. Harika bu kaptan. Harika. İnanılacak gibi değil. Peter'i kaldırdı ve taşıyor. Taşıyor. Ve işte külçe gibi yere bıraktı. Tuş. Ali Peter'i yendi. Hem de açık yendi. Bak Peter hala sırt üstü yerde yatıyor. Artık itiraz edecek hali de kalmadı. Olamaz. Ali Peter'i yendi. Gaspodin Ivan. Buna da bir itirazın olacak mı? Hayır kaptan. Bu sefer Peter yenildi. O halde çıkart bakalım yüz altını. Buyur kaptan. Bu altınlar Yörük Ali'nin hakkıdır. Bileğinin gücüyle kazandı. Gördün işte kaptan. Yüzünü kara çıkartmadım. İkinci sefer yine yendim onu. Yine itiraz ederse bir daha güreşirim. Gerek yok Yörük Ali. Nesine itiraz edecek ki? Herkes gördü. Çiğneye çiğneye yendim Peder'i. Al bakalım Gospodin Ivan'ın ortaya ödül olarak koyduğu yüz altını da. Alayım mı diyorsun kaptan? Al tabii. Niye almayacakmışsın? Bu yenilgi Gospodin Ivan'a ders olsun. Oğlunun iriliğine bakıp da bir daha ortaya bu kadar altın koymasın. Al hadi. Sağ ol be kaptan. Evet. Mitka, çocuklara söyle gidiyoruz. Hemen mi gidiyorsun kaptan? Oturup bir yemeğimizi yeseydiniz. Hayır, yolcu yolunda gerek. Eyvallah Gaspodin. Güle güle kaptan. Tekrar görüşeceğiz Ivan. Beklerim kaptan. Durun biraz. Niye durduk kaptan? Gaspodin bana bir şey söylemeyi unuttu. Siz atlarınızı tırısa kaldırıp yolunuza devam edin. Ben arkanızdan yetişirim. Yapma kaptan. Yolunuza devam edin dedim. Ne yapmak istediğini biliyorum ama canını tehlikeye atma kaptan. Emirlerime karşı mı geliyorsunuz? Hadi yolunuza devam edin. Peki. Gidiyoruz çocuklar. Devam. Ya! 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 Ya!
Hey Gaspodin Ivan. Hayrola kaptan, gitmekten vaz mı geçtin? Hayır, sana mühim bir şey söyleyeceğim. Unutmuşum, onun için geri döndüm. Bir emrin mi vardı kaptan? Sana iki çift laf söyleyeceğim Gaspodin. Söyle. Öleceksin Ivan. Dur yapma kaptan, yalvarırım, bırak o tabancayı. Al bakalım. Aa! Hey köylüler, iyi dinleyin beni. Ben Ivan denen bu herifi öldürdüm. Ama haksız yere öldürmedim. Eski bir hesabı temizlemiş ve Ivan'ın alacağını vermiş oldum. Bunu böyle bilin. Hadi eyvallah. Sıra sesini duydun mu Mitka? İki el ateş edildi. Evet. Kaptan dediğini yaptı. Herifi temizledi Mitka. Ne oldu Mitka usta? Kim kimi temizledi? Yok bir şey Ali. Peki temizlenen herif kim? Hangi temizlenen herif? Ne bileyim ben, demin sen söyledin ya. Yo, ben öyle bir şey söylemedim. Yanlış işitmişsin. Peki sen söyleme. Ben de kaptana sorarım gelince. Yörük Ali. Niyetin başını belaya sokma. Yo. Böyle bir niyetim yok. Öyleyse sesini kes ve bir şeye karışma. Kaptan Petri işine karışılmasından ve kendisine sual sorulmasından hoşlanmaz. Ama ben onun işine karışmıyorum ki Mitka usta. Bırak gevezeliği de sen benim dediğimi dinle. Petri'yi benim kadar kimse tanımaz. Merttir, iyi ve hoştur ama sağa solu belli olmaz. Hiçbir şey sorma ona. Peki Mitka usta, sorma. Kaptan geliyor. Geldim işte. Şimdi ne yapıyoruz kaptan? Balkan Dağı'ndaki yerimize gideceğiz. Geceyi orada geçireceğiz. Ben ne yapacağım kaptan? Sen de bizimle gelir dinlenirsin. Yarın sabah da kendi köyünün yolunu tutarsın. Hadi gidelim. Kaptan be, bir şey soracağım sana. Ama kızmayacağına söz ver. Söyle be Yörük, niye kızayım ki sana? Sen bugün benim için güreştin, yüzüme ak çıkarttın. Söyle, ne soracaksın? Köyden çıktıktan sonra bizden ayrıldın. Ve Gospodin Ivan'a bir şey söyleyeceğim dedin. Sonra da iki el silah sesi işitildi. Tahmin ediyorum ki bunu sen yaptın. Demek öğrenmek istediğim buydu, öyle mi? Evet, ben yaptım. Herhalde tabancanı kuş vurmak için ateşlemedin değil mi kaptan? Doğru. Merak ettiğim, öğrenmek istediğim şu. Kime sıktın o kurşunları? Gospodin Ivan'a. Ne? Gospodin Ivan'a mı? Evet. Peki yaralandı mı? Hayır, öldü. Sahi mi söylüyorsun kaptan? Peki neden öldürdün onu? Adamcağız bize bir şey yapmamıştı ki. Yazık oldu zavallıya. Bak delikanlı, Ivan'ın için öldürdüğümü anlatayım sana. Bunu benim hakkımda kötü düşünmemen için anlatacağım sana. Doğru, ben bir eşkıyayım, kötü bir adamım. Yo, estağfurullah kaptan. Sözümü kesme Yörük Ali. Herkes kendisinin ne olduğunu bilir. Evet, ben bir eşkıyayım, fena bir adamım. Ama unutma ki ben de bir insanım ve benim de iyi taraflarım vardır. Bugüne kadar sebepsiz zevk için kimseyi öldürmedim. Peki Ivan'ı öldürmek için de sebebin var mıydı kaptan? Vardı tabii. O namussuz öldürmeyi nicedir düşünmekteydim. Kısmet bugüneymiş. O zavallı dediğin adam bir komitecidir. Halkın kadını sülük gibi emerek zengin olmuş, sonra da Balkanları Türklerden temizlemek için komiteciliğe başlamıştır. Sahi mi? Onun Türk düşmanı olduğunu bilmiyordum. O yalnız Türk düşmanı değil, fakirlerin, muhtaçların da düşmanıdır. Nasıl zengin oldu sanıyorsun? Her neyse, bu madalyonun bir yüzü, öbür yüzü daha başka. Daha önce sana Vasil diye bir güreşçi arkadaşımızdan söz etmiştim, hatırlıyor musun? Evet kaptan. Geçen sene Ivan'ın oğlu Peter'le güreşmişti değil mi? Evet. Vasil Peter'i yenmesine rağmen sana yaptığı gibi oyun bozanlık yaptı. Köylüyü de arkasına alarak yenilmedim dedi. Peki sonra? Sonra ister istemez güreşi berabere ilan ettik. Ama Vasil bileğinin hakkıyla, gücüyle Peter'i eze eze yenmişti. Vasil Rum olmasına rağmen çok mert ve yiğit bir arkadaştı. Peki nerede şimdi bu Vasil? Öldü. Öldü mü? Neden öldü kaptan? Ivan denen rezidin kalleşin yüzünden. O güreşten sonra Vasil ve biz Ivan'ın köyünden ayrılıp Balkanların eteğindeki bir Türk köyüne gittik.
Bizi orada Türkler pek sever. O geceyi orada geçirecektik. Köye vardıktan bir iki saat sonra muhtar bizi uyandırdı. Birileri zaptiyeye bizim o köyde olduğumuzu söylemiş. Tabii zaptiye ile aramızda müsaademe çıktı. Bu müsaademe sırasında Vasil vuruldu. Ona yardım etmek istedik ama yarası çok ağırdı. Kendisi bize kaçmamızı söyledi. Biz de karanlıktan istifade ederek kaçtık. Peki ya Vasil? O çatışma yerinde mi kaldı? Evet. Nasıl olsa zaptiyeler bulur ve yarasını sarar sandık. Ama işin aslı öyle değilmiş. Bu Ivan denen kalle Şahin o gece adamlarıyla birlikte zaptiyenin yanındaymış. Vasili yaralı görünce yardım edeceğine beynine kurşun sıkarak öldürmüş. Vay alçak, vay i̇şte zalim. Bugün Vasili'nin intikamını aldım ondan. Peki anladık da beni onun oğlu Peter'le neden güreştirdin kaptan? Çünkü oğlundan da alınacak bir intikamım vardı. Kendisini yenilmez pehlivan zannediyor. Yenildiği halde yenilgiyi kabul etmeyerek oyun bozanlık yapıyordu. Senin onu yeneceğine emindim. Bu yüzden Peter'in gururunu ve burnunu kırmak için onu seninle güreştirdim. Anladın mı şimdi Yörük Ali? Evet, anladım kaptan. Yiğit adamsın, mert delikanlısın. Söyle bakalım, sen benim yerimde olsaydın ne yapardın bu Ivan denen zalimi? Sanırım senin yaptığını yapardım kaptan. Aferin. Hadi yatalım artık. Yarın sabah birbirimizden ayrılacağız. Kaptan be, bir şey daha soracağım sana. Tabii kızmazsan. Kızmam Yörük, sor. Sen gerçekten Türkleri seven bir insansın. Anladığım kadarıyla bizim Türkler de seni seviyor. Bak köylerine bile alıyorlar seni. Doğru. Bugüne kadar ne bir Türk'ün ne de bir Müslüman'ın canını yaktım. Malını parasını aldım. Kanımın yarısı Türk kanıdır da diyorsun. Evet, babam Türk'tü. Madem öyle neden Müslüman olup da bir Türk ismi almıyorsun kendine? Kısmet be Yörük Ali. Bakarsın bir gün o da olur.